Efendim hayırlı olsun yeni pazar yerimiz. Neler söyleyeceksiniz? Önce bir kendinizi tanıtın, ondan sonra da pazar yeriyle ilgili görüşlerinizi alalım. Öncelikle hoş geldiniz. Ben Gebze Balçık köyünde ikametgahdayım ve orada üretim yapmaktayım. İsmim Adem Dal. Ürünler kendi ürünüm. Pazar yeriyle ilgili geç kaldık diyeyim. İnşallah hayırlı olur. Bu ürünlerin tamamı köy ürünü mü? Kendinize ait? Kendim üretim. Üretim kendime ait. Gelip görülebilir de yerinde. Bahçem Balçık köyünde. Zaten bir ben kaldım Balçık'ta bu işi yapan. Hani bununla da gurur duymuyorum, üzülüyorum açıkçası. Çiftçimiz her geçen gün kayboluyor. Yani bu pazar yeri inşallah canlanmamıza sebep olur. Yani bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Belediyenin özellikle köylü çiftçi için, üretim yapanlar için böyle bir yer düşünmesi hakkında neler söylersiniz? Ya bu yıllardır gündemde olan bir şey. Bugün değil. Ama işte her geçen gün geç kalındığını söylüyorum. Yani bugüne kadar çoktan çiftçinin destek verilmesi gerekiyordu. Yani son 15 senedir çiftçi çok mağdur. Bu kadar. Benim söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Buradaki bütün mahsuller organik, yani köylünün kendi yetiştirdiği ürünler mi? Bu halden mal giriyor mu buraya? Benim tezgahımdan ben bahsederim. Kimseye kefil olamam. Benim kendi ürünüm. Herkes kendinden sorumlu. Evet, hayırlı olsun. Bol kazançlar diliyoruz. Teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Nereden geliyorsunuz? Kilitli köyünden. Ürünler tamamen bahçenizde yetişen. Evet. Belediyenin uygulamasıyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Yani burası güzel bir uygulama. İnşallah güzel müşterilerimiz olur. Bereketli kazançlarımız olur. Müşterilerimizin yoğunluğu güzel olur. Biz de satış yaparız. Teşekkür ederiz belediyemiz adına. Kendimiz adına. Peki iyi bir bahçe ürünü nasıl anlar vatandaş tezgaha geldi? Böyle canlı olacak, parlak olacak, güzel olacak. Böyle anlayabilir abi. Evet. Bunda ne kullanıyorsunuz? Hayvan gübresi mi? Hayvan gübresi kullanıyorum. Kimyasal bir ürün kullanmıyor Yok. Hayvan gübresi. Organik yani. Hepsi organik. Peki belediyenin bu uygulamasıyla ilgili ne söyleyeceksiniz? Size yer tahsis etmiş. Valla memnun kaldık. Allah razı olsun böyle yaptıkları için. İnşallah böyle devam eder yani. Evet, Muallim Köy Muhtarı Ali Haydar Yılmaz'la birlikteyiz. Muallim Haydar Yılmaz. Muallim Haydar Yılmaz'la birlikteyiz. Sayın Muhtarım, öncelikle bu projeyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Sizin köyden buraya katılım var mı? Şu anda bizim köyde tarımsal ürün yok. Sadece meyve vardı. Onda sanayileştiği için bizde ürün yok. Ancak bu köy vatandaşların ürettiği şeyin buraya gelmesi çok güzel oldu. En azından ne olduğunu biliyoruz. İlaç katılmıyor. Şu bu oldu, şey olmadığı için daha sağlıklı. Bizim görüşümüz bu. Onun için biz de bunu bakmaya geldik. Açılışını yapalım bakalım. İnşallah devamı olur. Belediye meclisçemiz İbrahim Başçiftçi ile beraberiz. Sayın meclisçem, ne söyleyeceksiniz projeyle ilgili? Gebze Belediye'mizin açmış olduğu köylü pazarını ziyarete geldik. Köylü pazarımızın açılışına geldik. Köylü pazarındaki köylülerimizin yaptığı, yetiştirdiği sebze ve meyvelerin görmeye geldik. Fena gözükmüyor. Böyle bir desteklerin olması bizi sevindiriyor. İnşallah kooperatifleşme olayı da olaraktan devam eder ve köylülerimize gelişmesinde yardımcı olursak seviniriz. Şu anda pazar yerinde fena gözükmüyor. Yerli Gebze'nin Gebzeliler tarafından yetiştirilen ürünlerle besleneceği için seviniyorum. Evet, teşekkür ederiz. Sayda Hanım, siz neler söyleyeceksiniz? Merhaba, öncelikle hayırlı olmasını diliyorum tabii köylümüz için. Şimdi Gebze genel olarak hep sanayisiyle anılan ve çarpık bir şekilde büyümesiyle anılan bir bölge. Halbuki bizim denizimiz var. Çok ciddi meralarımız, tarım alanlarımız var köylerimize doğru gittiğimizde. Burada tarımla uğraşan çiftçilerimizin desteklenmesi adına, bir başlangıç olması adına bunu iyi bir girişim olarak kabul ediyoruz. Tabii bundan sonrakinde de yine hem üreticilerin desteklenmesi, tohumsal açıdan, işte gübre açısından kredi desteği verilmesi, hem de ürünlerini pazarlayabilmesi açısından bu tür desteklerin
belediyemiz tarafından yapılması halinde de biz de muhalefet olarak gerekli desteği sunacağız. Aslında şunu görüyorum, yani tabloyu görünce güzel bir şey, eser ortaya çıkmış. Ama şu var, aslında geç kalınmış değil mi? Daha önce yapılması gerekmez miydi? Yani elbette. Yani sadece bu döneme değil, bundan önceki döneme de daha öncelerde başlaması gerek. Onu söyledim demin başlarken. Ha, Gebze sadece sanayi değil, sadece doğasını kirleteceğimiz çarpık bir şekilde sanayileşilen, denetim dışı bırakılan yer değil. Gebze'nin denizi var biliyorsunuz. Müsilajla ciddi bir mücadele yapıldı. Orada balıkçılarımızın sorunları var. Yukarıya çıktığımızda işte E5'in ya da TEM'in üst tarafına çıktığımızda bu kez bir sürü tarım alanlarımız var. Bu tarım alanlarımızı hep böyle işte sanayi açalım, ticareti açalım yerine orada tarım yapan köylülerimizin de destekleneceği, seracılığın destekleneceği, o toprağa uygun ürünlerin ekilip üretileceği ve köylünün de korunacağı projelerin yapılması açısından umarım bir başlangıç olur ama geç kalınmıştır. Fakat başlangıç olması açısından da önemlidir. Gebze Ziraat Odası Başkanı Ayhan Pekşen'le birlikteyiz. Sayın Başkan, pazar yeri projesiyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Ya üreticiden halka daha uygun, daha kaliteli malı, daha uygun sunmak amacımız. Yani vatandaş kazansın. Başka bizim vatandaş için hem köylümüz kazansın, üreticimiz kazansın, hem de vatandaş kazansın. Belediyenin bu projesiyle ilgili neler söylemek istersiniz? Yani çok güzel, büyük bir proje bu. Eğer başarılı olursak, ki olacağımıza inanıyorum, Gebze'miz için güzel bir şey olacağına inanıyorum. Şu anda bayağı bir tezgah var ama boş tezgahlar da var. Bunların ne zaman? Bu hafta ilk acemilik. Bu hafta ilk acemiliğimizi yaşadık burada. Ama bunu halledeceğiz hafta inşallah. Peki lojistik olarak çiftçinin ürününün getirmesi, götürmesi, bu destek nasıl olacak, nasıl sağlanacak? Kendi arabalarından getiriyorlar sabahtan. Zaten 2-3 tanesi de yolda öğlen gelecek. Saati bilmedikleri için. Yani eksiklerimiz var. Onları da bu hafta eksiklerimizi haftaya tamamlayacağız inşallah. Halk pazarına göre buradaki fiyatları nasıl buldunuz? İndirin dedim. İndirecekler. Sağ olsunlar, çiftçilerimiz bizi kırmadı. Uygun vereceğiz. Vatandaşa uygun vereceğiz. Gebze halkımıza uygun vereceğiz. Evet. Hayırlı günler. İyisiniz inşallah. Başkanım buyurun. Allah razı olsun. Hayırlı olsun bakalım. İnşallah. Evet. Hayırlı olsun. Bugün burada hep daima şu söylenir. Gebze'de ne var ne yok bilmiyoruz. Birçok insan pazardan aldığı ürünün nereden geldiğini bilmiyor. Hep Antalya'dan veya başka yerlerden geliyor. Ama biz biliyoruz ki Gebze'de 3000 civarında sera var. Yani 3000 civarında üretim yapılan mekan var. Ve bunlar da İstanbul'un büyük ölçekli sebze ihtiyacını karşılıyor. Peki o zaman biz Gebze'de üretilen ürünlerin Gebzeliler tarafından tüketilmesi kadar öncelikli bir işlem olamayacağını düşünüyoruz. Hem buradaki insanımızın emeğinin karşılığını almada, emeğinin karşılığını en iyi şekilde değerlendirmede hakkı olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bugün burada yerli Gebze'de üretilen ürünlerin tamamen mahalle köylerimizde üretilen ürünlerin satılacağı bir mekan. Dolayısıyla burada sebze ve ne varsa, Gebze'de üretilen ne varsa onlar bundan böyle bu mekanda Gebze'de yaşayan insanlarımızın hizmetine, satın alma sunumuna arz edilmiş olacak. Dolayısıyla inşallah hem üreticimiz kazanacak, hem tüketicimiz kazanacak, hem de ticari aktivitedeki potansiyel bu ilçe sınırları içerisinde kalmış olacak. Böylelikle yerel esnafımız da daha farklı kazanımlar elde etmiş olacak. Bu zincirleme bir etkidir. Sebzeye verilen para, seracılar tarafından öbür tarafta üretim malzemelerini verilen para anlamına gelir. Dolayısıyla kent içinde, ilçe içindeki ekonomik döngü daha da büyüyecektir, daha da çeşitlenecek ve hareketlenecektir. Dolayısıyla ya işte oradan alsan, buradan alsan değil, buradan almanın farklı sonuçları var. Bugün burada bu etkiye hizmet edecek, büyük ölçekli ekonomik hareketliliğe de hizmet edecek bir faaliyeti daha Gebze'ye kazandırmış olacağız inşallah. Ben taze, günlük ve her türlü şeyle, güvenle alıp yiyebilecekleri bu ürünleri Gebze'mize inşallah hayırlar getireceğini ümit ediyoruz. Emeği geçen,
bu organizasyonu yapan tüm arkadaşlara, Rahat Odası Başkanı'nı biraz önce ifade etmeyi unuttum. Herkese, emeği geçen herkese ben teşekkürlerimi arz ediyorum. İnşallah buradan bereketli bir kazançla evlerine dönerler üreticilerimiz ve nihayetinde Gebze'mizin, üreticilerimizin hak ettiği ses ortaya çıkmış olur. Hak ettikleri emeklerinin karşılıklarını almış olur veya Gebze'deki insanımız da güvenli, taze, günübirlik sebze ihtiyacını karşılamış olur diye temenni ediyoruz. Allah kendilerine kolaylık versin. Biz daima kolaylaştırma yönünde gereken ne varsa onları yapacağız. Bir şey daha yapacağız. Yani burada bugün başlatılan bu çalışma dönüşümlü satış sistemine, yani normal pazarlar sisteminde olduğu gibi sabit pazarcılar olmayacak. Yani sabit satıcılar olmayacak. Bütün üreticilerimize imkan vermek için, bütün üreticilerimize satış şansı vermek için dönüşümlü bir tezgah kurma sistemi çalışacak. Bir hafta, iki hafta belli arkadaşlarımız satacak. Daha sonraki haftalar diğerleri satacak. Böylelikle Gebze'de ne kadar üretici varsa bu pazarda satış imkanı elde etmiş olacak. Sadece o dönüşüm içerisindeki zamanı takip, cetvelleri takip etmiş olacaklar. Böylelikle hem adil, eşit ve hakkaniyetli bir satış sistemini de devreye sokmuş olacağız. Asla ve asla müsaade etmeyeceğimiz şey şu olacak. Bizim Park Bahçeler Müdürlüğümüz bünyesindeki elemanlarımız da sürekli kontrolleri yapacaklar, denetimleri yapacaklar. Buraya halden bir ürün girmeyecek. Yani halden alınıp burada satılmaya kalkılırsa bir ürün, o pazar, o esnaf ceza almış olacak. Yani bir daha bu pazarda satış imkanı kendisine verilmeyecek. Dolayısıyla buraya hiçbir şekilde Gebze'de yetiştirilen bir ürünü pazardan alıp getirip, halden alıp buraya getirip satmaya kalkarsa kusura bakmasın, ona müsaade edilmeyecek. Burası gerçekten o ürünler Gebze'de yetişiyorsa Gebze'deki ürünler burada satılacak. Onun dışında bir ürün burada satış imkanını sağlayamayacak. Bu çerçevede biz olayları organize edeceğiz. İnşallah en güzel şekilde yerleşir, oturur, karşılık bulur ve nihayetinde de vatandaşımıza da hizmet olarak ulaşmış olur diye temenni ediyoruz. Ben katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah esnafımızın bereketini artırsın, kazancını artırsın, sağlık, sıhhat, huzur içerisinde ticaret ve yaşama şansı kendilerine nasip etsin diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.